Herkese mutlu günler, mutlu haftalar. Girişten de anlaşılacağı üzere bugün dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten bahsedeceğiz. Koronavirüs nedir? Nasıl korunacağız? Ve tabii ki yeni teknoloji sistemlerinden de bahsetmeye çalışacağız. Kiminle? Ankara Yüksek İhtisas Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Ülker Hicran Çuhacı ile birlikte. Merhaba Ülker Hanım, hoş geldiniz. Merhaba Sibel Hanım, hoş bulduk, sağ olun. Nasılsınız öncelikle? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler de iyisiniz. Teşekkür ederiz. Koronavirüste nasıl Evet. günler geçirdiniz, neler yapıyorsunuz? Siz de tabii üniversite hastanesi Evet. değil ama üniversitesinde sanırım öğretim Evet, üyesisiniz. üniversitesinde, doğru. Biraz kendinizden bahseder misiniz öncelikle? Evet, ben Ülker Hicran Çuhacı, Kerkük'lüyüm. İlkokul, ortaokul, lise, hatta üniversiteyi Kerkük'te bitirip daha sonra yüksek lisans ve doktoramı Türkiye'de bitirdikten sonra şu anda Yüksek İhtisas Üniversitesi'nde doktor öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etmekteyim. Evet. Evet, gündemimiz bugün güzel açılış yaptınız koronavirüsün. Gerçekten evet zor dönem geçirdik. Koronavirüsün dönemi, pandemi dönemi. Bayağı sıkıntılar yaşadık. Hani biz üniversite çapında da aynı şekilde bu sıkıntıları yaşadık. Peki ne gibi önlemler aldınız? Siz neler yaptınız? Ya önlemler tabii ki hani biraz ileride de bahsedeceğim üçlü önlemler hep diyoruz. Sıklıkla bunu vurguluyoruz. Sosyal mesafe, yani daha doğrusu fiziksel mesafeyi diyoruz. Evet. Ondan sonra işte maske kullanması, hijyen kurallarına uymak. Tabii bunları yaparak bu şekilde kendimizi koruduk. Tabii insanları da hep bu şekilde yönlendiriyoruz. Bunlar tavsiyede bulunuyoruz. Üçlü koruma en etkili koruma yöntemi. Üçlü tabii. koruma yöntemi. Siz de hep tabii bunu mecburen söylüyoruz. iş hayatınıza Tabii devam ki. ediyorsunuz bu Aynen. süreçte. Evet. Devam ediyoruz artık. Evet. Genç bir Akışına. doktor karşımızda. Bu Sağ konuyla olun. ilgili Teşekkür uzmanlık ederim. alanınız. Evet. Bahsedeceğiz tabii ki. Dedik ki Evet. 2020 yılının başından beri Evet. bizi etkisi altına alan bir virüs var. Küçücük Doğru. bir virüs. Gözümüzde görmediğimiz bir Aynen. virüs ama Evet. bize Etkisi tabii ki büyük. etkisi büyük. Halen de Dünyayı. etkilemekte Evet. yani. Doğru, Peki bu haklısınız. koronavirüs nedir? Öncelikle bu soruyla başlayalım. Evet, isterseniz ilk başta bir pandemi ne olduğunu bir Tabii, bahsedeyim. tabii. Daha sonra Buyurun. koronavirüse girelim. Şimdi pandemi dediğimiz enfeksiyon hastalıklar veya işte bulaşıcı hastalıkları tüm dünyayı aynı anda etkisi altına alan hastalıklara pandemi hastalığı deniliyor. İşte bu epidemiolojide sıklıkla bunlara vurguluyoruz. İşte pandemi hastalığı, epidemik hastalıklar. Peki pandemi hastalığı şimdi işte tüm dünyayı etkisi altına alıyor dediğimizde peki hiç mi önlemi yok? Tabii bunu hiçbir şekilde mi korunamaz mıyız diye herkesin aklına bu geliyor. Tabii ki korunabiliriz. İleride de birazdan hepsinden bahsedeceğiz. Pandemi hastalığı 10 yılda bir, genellikle 10-15 yılda bir bu gerçekleşiyor. Hatta işte 10 yıl öncesinden işte MERS vardı, SARS virüsü vardı. Bunları biliyorsunuz. Onlar da yine aynı şekilde koronavirüsün farklı tipleri. Hani şimdi koronavirüsün ne olduğuna bakarsak Coronaviridae bir aile, Evet. Coronaviridae ailesi. Tabii bunun altında SARS virüsü var, dediğimiz gibi MERS virüsü var. Bunlar hepsi aynı ailenin farklı tipleridir. Şu anda da gündemimizde işte 2019'da Çin'de bulunan ve daha sonra 2020'de de tüm dünyayı etkisi altına alan SARS-CoV-2 dediğimiz veya COVID-19 dediğimiz hastalık aslında aynı aileden. MERS ve SARS'a neden olan hastalığın aynı ailesi. Şu an yeni tip Yeni koronavirüs tip. diyoruz zaten. Aynen. Yeni tip dediğimiz. O yüzden de SARS-CoV-2 diye artık makalelerde hep bu şekilde bilimsel makalelerde isim değişikliği oldu. Peki koronaviridae nasıl oluyor? İnsanlarda enfeksiyon yapıyor. Hayvanlarda enfeksiyon yapıyor. İnsanlarda 7 tipi vardır. İnsanda koronavirüsün farklı 7 tipi vardır, 7 türü vardır. Onlar insanda enfeksiyon yapıyor. Ayrıca hayvanlarda da tabii ki enfeksiyon yapıyor. Baktığımızda yapısına çok kompleks bir yapıda Zaten aslında. yapısından da bahsedeceğiz. Evet, Fotoğrafımız aynen. da var aynı şekilde. Evet, kompleks bir yapıya sahiptir. Özellikle işte zarf vardır. Hani dediğimiz zarf birazdan da şekilde göreceğiz. Bir zarla çeviriyor kendini virüs. Bir bariyer gibi düşünebilirsiniz. Kendisini bu şekilde korumaya alıyor. O yüzden zaten çok daha enfektif oluyor. Günümüzde işte herkes diyor ki neden bu kadar enfektif oluyor? Aslında virüsün yapısından kaynaklanıyor. Evet. Kompleks Peki yapısından. siz biraz önce dediniz ya 10-15 yılda bir karşılaşıyoruz bu tarz Evet. virüslerle. Evet. Neden 10-15 yılda bir? Yani pandemiyle aslında virüsler mutasyona uğruyor. Ve bulaşıcı yani tabii mesela SARS-MERS'te bu kadar, SARS-CoV-2 kadar yine pandemiye neden oldu. Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak kabul edildi. Ancak bu kadar dünyayı etkisi altına almadı. Virüsün
10-15 yılda mutasyona uğruyor. Yani gen yapısını değiştiriyor. O yüzden bunlara pandemi deniliyor. Anladım. Epidemiyolojik biliminde bunlara pandemi deniliyor. Evet, şu an zaten fotoğrafta da evet, şurada görüyorsunuz aynen virüsün şu dış yapıdaki yapıları. Hı-hı. Tabii bunlar proteinler, kompleks yapıda hepsi bunlar. Hı-hı. Proteinler ondan sonra lipitlerden oluşuyor. Ayrıca en dış tabakada şu kahverenginde gördüğünüz gibi bunlar zarf dediğimiz. Aslında enfektivitesini artıran şey bu zarfın olması. Hani dediğiniz gibi bariyer şeklinde düşünebilirsiniz. Kendini bu şekilde korumaya alıyor virüs. Yani virüsün kompleks bir yapıya sahiptir. Ayrıca bu zarf olması konak hücrede, yani insan vücuduna yapışmayı da sağlıyor. Hmm. Yapışıp ve daha sonra insan hücrelerinin içerisine giriyor ve bu şekilde yaşamını devam ettiriyor. İlk zamanlarda çok fazla etkiledi insanları. Tabii, ama şu an herhalde biraz daha etkisini azalttı mı? Yani aslında hayır, azaltmadı. Azaltmadı. Hatta verileri belki görüyorsunuz, biliyorsunuz. Hı-hı. Acayip bir pik var ve işte Ekim, Kasım gibi daha da artacak gibi bir söylenti var. Umarım böyle bir şey i̇kinci olmaz. İkinci dalgadan mı bahsedebiliriz? Aynen, ikinci o zaman? Dalga geliyor. Bunlar aslında işte bazen diyorlar ki mutasyona uğradığı için mi bu şekilde arttı? Hı-hı. Aslında hayır. Mutasyona, yani tabii mutasyona uğruyor ama bu şekilde artmasının nedeni bizim önlemleri almamamız veya daha gevşedi insanlar, daha işte eski normale dönelim. Hep o kafada olduğumuz için tabii ki bu şekilde de sosyal mesafeye, hijyen kurallarına uymamamız, maskeyi kullanmamamız bu şekilde arttı. Yoksa evet, virüsün mutasyona uğradı doğrudur ama hani bilimsel olarak açıklanan şu an mutasyondan dolayı bu kadar arttığı hastalığın bu şekilde daha da pik yaptığı bilimsel bir açıklama yok bununla ilgili. Çünkü evet, daha bilimsel veriler hala devam ediyor. Dünya çapında özellikle mutasyonla ilgili çalışmalar hala devam ediyor. Peki Ülker Hanım, evet, tüm dünyaya bu kadar hızlı yayılmasının nedeni neydi? Tüm dünyaya bu kadar hızlı bazen semptomlar görünmüyor hastalardan. Hı-hı. Yani hani şimdi işte şikayet başlıyor hastalarda. Aslında o kolay yöntem. İşte kusma başlıyor, baş ağrısı, boğaz ağrısı, ateş yükseliyor. O çok kolay. Direkt tanıyı koyabiliyoruz. Anlaşılıyor. Anlaşılıyor. Evet. Gidip testi yapıyorsun. Ancak bazen hastalarda ve sıklıkla şu an o görünüyor. Hiçbir semptom görünmüyor. Hiçbir belirti görünmüyor. Baş ağrısı yok, boğaz ağrısı yok. Kusma, bulantı, ishal hiçbir belirti göstermediği için onlar doğal olarak enfeksiyonu geçiriyorlar ve etrafındaki insanlara da bulaştırıyorlar. Bu şekilde artıyor. O yüzden zaten hep önlemlerde mesafe, mesafe diyoruz. Çünkü bazen geçiriyoruz ama farkında değiliz onun. O yüzden evet, arttı. Kesinlikle. Evet. Yani aslında ilk zamanlar farkında değildik. Çin'de yayılmaya başladığında evet, ve Çin'den birçok kişi gezmek amaçlı. O zaman tabii, onların milli bayramlarıydı. Doğru. Ve birçok yere gittiler. Tabii bu da yayıla yayıla bütün dünyayı etkisi tabii, altına almaya başladı. Şu anda öyle aslında. Biz seyahat önlem başladı, almazsak yine doğru, aynı şekilde eskiye döneriz gibi geliyor. Tabii tabii. Kesinlikle öyle. Peki en çok kimleri etkiliyor bu safhada? En çok yani kimleri... Böyle kronik rahatsızlığı olanları mı etkiliyor? Tabii. İmmün süpresif hastalar. Yani immün süpresif hastalar dediğiniz gibi kronik hastalığı olan, diyabet hastası, tansiyon, şeker, kalp hastalığı, böbrek hastalığı olanlar, kanser hastası olanlar. Tabii bunların çünkü normal sağlam kişilerden farklı olarak normal sağlam kişilerin immün sistemimiz her bir şekilde direnç gösteriyor. Ancak bu hastalarda doğal olarak immün süpresif hastalar deniliyor bunlara. Yani immün sistemleri çökmüş oluyor. O yüzden virüs de bundan yararlanarak, bu hastalıklardan yararlanarak onları daha çok. O yüzden hep diyoruz ya 65 yaş, işte 50, 60, 65 yaş, yaşlılar daha çok risk altında. Bu yüzden aslında hani çocuklara bakarsak şu an bebeklerde veya çocuklarda çok daha az vaka. Evet. İlk zaman çocuklar böyle taşıyıcı nitelikte olarak şu anda görünüyordu. Da aynen, taşıyıcı olarak. Halen taşıyıcı diyorsunuz ama evet, yine çocuklar da hastalıktan etkilenebilir mi? Etkilenebilir. Tüm dünya etkilenebilir. Hmm. Yani tüm dünya dediğin tüm insanlar etkilenebilir. Hmm. İşte küçük, yaşlı, genç. Hatta şu an gençlerde ilk başta bu kadar artmamıştı. Şu an artmaya başladı. Neden? Önlemleri artık gevşemeye başladığımız için önlemleri almıyoruz. O yüzden artmaya başladı. Ama tüm insanları istisnasız herkes de enfeksiyon yapabilir. Şimdi virüsün belirtilerine her geçen gün yenisi ekleniyor. Şöyle toparlayacak olursak hangi belirtilerde koronavirüs olduğumuzu teşhis edebiliriz? Tabii evet, ilk başta işte ateş yükselince, boğaz ağrısı olunca, hatta hastanelerde test yapılmıyordu.
Evet. Türkiye'de de aynı yoktu. Şekilde. Evet. İşte aynı anda boğaz ağrısı olacak, nefes darlığı olacak, ateşin yükselecek, o şekilde geleceksin. Ama artık bir tane belirti göründü mü bile direkt bir sağlık ocağına veya hastanelere veya işte doktorunuza başvuru yapın diyoruz. Hı hı. İşte bu belirtiler bulantı olabilir, ishal olabilir, kusma olabilir, halsizlik olabilir. Yani bildiğimiz influenza veya işte grip belirtileri olabilir. Hı hı. Hani bir halsizlik böyle işte tüm kemiklerimizin ağrıdığını hissediyoruz. Bir tane belirti bile olması bizim için tehlike demektir. Direkt yani test yapmamızı öneriyorlar bu şekilde. Evet. Hatta ve hatta aslında hiçbir belirti olmazsa gönül ister ki hiçbir belirti olmadan herkes yapabilsin testleri. Evet. Çünkü bu şekilde önlem alınabilir. Ne Şu kadar an aslında fazla buna sayıda, bazı yerlerde başladılar. Fazla sayıda test. Testlere Aynen. başladılar aslında. Her eve gidip yine Doğru. antikor testleri uygulanmaya başladı. Acaba bağışıklık sistemimiz kuvvetli mi? Ya da önceden geçirdik biliyor muyuz, Biliyor bilmiyor muyuz? Bu şekilde yine testler yapılmaya başlandı Tabii aslında. İşte nedeni de başta demiştik ya bazen artık insanlarda veya kişilerde belirti göstermiyor. Evet. Aslında bu testlerin şu an hiçbir belirti olmadan da yapılması çok güzel. Kesinlikle. Hani keşke her yerde öyle bir avantajımız olsa. İlk zamanlar hızlı yayılmasının nedeni de buydu o zaman. Evet, belirti doğru. göstermeden insanların rahat Aynen. bir şekilde gezmesi Tabii. bu da birçok insana yayılmasına Hatta neden oldu. Hatta 3 belirti deniliyordu. Boğaz Hı-hı. ağrısı, ateş, baş ağrısı anca veya Evet. nefes darlığı olduğunda ancak bir sağlık ocağına başvuru yapabilirsiniz Şu an veya test yapabilirsiniz. Gözde de yine aynı şekilde konjüktivit rahatsızlığı Tabii. olduğunuz zaman da bu yine karşınıza çıkabilir Aynen. diyorlar. İshal de aynı şekilde. Evet. Boğazınızda hafif bir yanma varsa da aynı Evet. şekilde Yanma, gidin söyleyin diyorlar ama. gözlerde yaşarma, burun Hı-hı. akıntısı, hapşuruk, tıksırık hepsi olursa bir Evet. tane belirti bile olursa öksürük, işte hafif bir nefes darlığı oldu mu direkt bir sağlık ocağına mutlaka müracaat Şimdi etmeliyiz. tabii bunları söylüyoruz ama herkes korkuyor. Benim Yani. boğazım acıyor işte ya da öksürdüm, Evet. hapşırdım ya da gözüm kızardı. Ben korona mıyım diye bir Ya korku aslında başlıyordur değil ama insanlarda. önlem almak için başka yolumuz yok. Evet. Bunları yapmalıyız. Tabii her ateşte Aynen. koronavirüs olduğumuzu Tabii. göstermiyor. Hani işte mevsimsel olabilir, Evet. alerjik olabilir. Mevsimsel özellikle bazı kişilerde alerjik işte hapşırıyor kendi kendine, öksürüyor. Bunlar hepsi olabilir ama bunları ayırt etmek için mutlaka PCR testi yapıyoruz veya hızlı testi yapıyoruz en kolayı. O yüzden bunlar önemli. Bu Test testler nasıl yapılması. yapılıyor peki? Testler şu an 3 yöntemimiz var. Sanırım Irak'ta sadece PCR yapılıyor şu an. Şimdi PCR dediniz tam olarak. PCR virüsün moleküler yöntemler deniliyor. Virüsün RNA'sını alıyoruz, onları çoğaltıyoruz ve bizim bir yandan da pozitif yurt dışından aldığımız primerlerimiz var. Onlarla karşılaştırıyoruz. Gerçekten onlara uyum sağlıyor mu veya Evet. uyum sağlamıyor onlara bakıyoruz. Ayrıca serolojik testlerimiz var. Serolojik testlerde de antikor oluşup oluşmamadığına bakıyoruz. İşte insan hastalık yakalandıktan sonra hastalığa bir süre sonra artık vücudumuz, immün sistemimiz onlara karşı immün globulin G oluşturmaya başlıyor. Onlara bakıyoruz. İmmün sistemimiz antijene karşı antikor oluşturdu mu? O testleri mutlaka yapıyoruz. Ağızdan Serolojik. alınan bir sıvıyla değil mi Evet, bakılıyor? boğaz sürüntüsü. Ayrıca burundan aldığımız bir sürüntü. O nazofarengiyal sürüntü deniliyor aslında. Kandan yine belli Kandan da oluyor mu? yapılabilir. Aynen. Ama en doğru sonuç veren örneklerimiz veya sample'larımız mutlaka boğazdan alınan ve nazofarenksten. Nazofarenks dediğimiz burunda ve boğazı birbirine bağlayan bölgeden almamız en uygun. Çünkü virüs gözden, ağızdan, burundan girdiği için yerleşme yeri nazofarenks. Tam orayı yerleşiyor. Daha sonra oradan solunum sistemimize iniyor yavaş yavaş. Akciğerlerimize iniyor. O yüzden mutlaka sürüntü. Bir de boğaz sürüntüsü. işte ilk baktığımızda negatif çıkanlar oluyor, sonra pozitife dönüyor. Dönüşüyor, evet. Peki ne kadar süre beklememiz gerekiyor? Ne kadar aslında kulukça dönemi 2 ile 14 gün arası. Yani hastalık mesela bazı insanlarda hastalığa yakalanıyor. 2 gün veya 3 gün sonra belirtiler başlıyor. Ve teste de sonuç veriyor, pozitif sonuç veriyor. Bazı insanlarda da 14 gün sonra. Yani o kulukça süresi insandan insana değişiyor. 14 gün sonra bakıyoruz pozitifi görebiliriz. Yani normalde 2 ve 14 gün arası bunu evet. şey yapıyoruz. Yani ilk Test zaman için. negatif çıktığında
şöyle bir nefes alalım dememek gerekiyor. Bir 14 gün sonra da yapmak. Eğer semptomlar devam ederse, belirtiler devam ederse, işte nefes darlığım devam ediyor, ateşim devam ediyor, öksürük, işte hapşırık devam ederse, ishal, bulantı, vücutta halsizlik devam ederse ikincisini yapalım. Evet. Hep onun şekilde öneriyoruz. Dışkılama yoluyla da sanırım testlerin yapıldığı söyleniyor. Çünkü dışkıdan da aynı şekilde virüsün bulaştığı yine aynı şekilde. Yapılıyor. Dediğimiz gibi çünkü virüs solunum yolunda enfeksiyonu yapıyor. Hı-hı. Ancak tüm vücudu etkiliyor sonucu olarak. İşte gastrointestinal sistemimiz olsun, akciğerimiz olsun, ondan sonra böbrek, kalp her yere etkiliyor. Ancak en spesifik sonuç alabilmek için, doğru sonuç alabilmek için boğaz sürüntüsü. Evet. Her zaman bunu söylüyoruz. Yani daha doğrusu boğaz sürüntüsü ve nazofarengel. Yani hem ağızdan, boğazdan hem de burundan. O yüzden maske çok önemli. Maske burada çok da onu anlamış tabii oluyoruz. Ki. Çünkü solunum yolu enfeksiyonu adı üzerinde. Hı-hı. Koronavirüs solunum yolunda enfeksiyon yapıyor. O yüzden burun, boğaz, göz bölgesini korumamız yeterli olur. Hijyen kurallarına tabii dikkat ederek. Şu yaz sıcaklarında pek mümkün olmuyor ama aynen, maske tak, bir yandan gözlük tak. Doğru. Artık terlemeye başlıyoruz. Ne yapalım? Aynen. Mecburen bazen bir hava almak için çıkartıyoruz ama. Ya aslında çıkarabiliriz onu. Hı-hı. Hani sürekli takın demiyoruz ama kalabalık bir ortama girdiğimizde, yani sosyal mesafeye veya işte fiziksel mesafeye koruduğumuz sürece, yani şimdi üç kural dediğimiz, en sonunda da onu tekrar söyleyeceğim, vurgulayacağım. Üç kural dediğimiz ilk başta fiziksel mesafeyi koruyalım. Hı-hı. Daha sonra hijyen kurallarına dikkat edelim. En son maske. Yani bazı insanlar maskeyi takıyor, dip dibe oturuyor. Hı-hı. Veya hiçbir şekilde elini sık sık yıkamıyor. Tabii bu maskenin hiçbir önemi yok aslına bakarsanız. Sen maskeni takma, her zaman takma. Ancak fiziksel mesafeyi koru. Yanındaki insanla, yanındaki kişiyle, çalıştığın iş arkadaşınla 1,5 veya 1 metre mesafeyi koru. Hijyen kurallarına dikkat et. Yani hijyen kuralları da dediğimiz sürekli elinizi yıkayın, elinizi dezenfekte edin demiyoruz. Bir yere dokunduk mu, işte bir nesneye dokunduk mu, masaya, sandalyeye, işte ne bileyim otobüsle geldim, dolmuşla gittim. Hı-hı. İnip çıktıktan sonra eve gelir gelmez hemen elimizi yıkayalım. Tabii bir şeye dokunduktan sonra. Gözümüzü ovuşturmayalım, saçımıza çok dokunmayalım. Yani aslında çok bunaltmaz insana. Yani doğru bir şekilde yaparsak, fiziksel mesafeyi korursak, hijyen kurallarına dikkat edersek tabii ki maske en son. Dediler ki haberlerde sürekli mutasyona uğradı bu virüs. Evet. Ve artık hani ağır geçmez, grip gibi olur. Siz de öyle düşünüyor musunuz? Yani artık bir grip gibi mi göreceğiz bunu? Grip gibi, belirtiler grip gibi. Evet. Evet. Ama o şekilde görmememiz gerekiyor. Yani hani hastalık, işte virüs artık çok yavaş ilerler, hiçbir yan etkisi olmaz. Hala belki görüyorsunuz Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre hala ölümler devam ediyor, pik yapıyor. Tabii virüsün hani başta da dedik ya mutasyona uğradı ama bilimsel olarak bir verimiz yok. Yani mutasyona ne şekilde uğradı? Hani enfektif aktivitesi azaldı mı, yükseldi mi? Onunla ilgili hiçbir bilimsel verimiz yok. Ancak işte bu artışın sebebi bizden kaynaklanıyor, insanlardan kaynaklanıyor. Evet. Ama mutasyonla ilgili hala bunu söylemek için çok erken. Evet, rehavete kapıldığımız kesin. Şu an otobüste, metroda ya da yolda giderken hani çok rahat davranıyoruz. Bu. Evet. Yani artık bir grip havasına büründük ama halen öyle değil. Aslında havalar, yoğun bakımlara şöyle bir gidip görseler, baksalar nasıl bir ortam var anlamış oluruz aslında. Aynen. Şimdi koronavirüsü hafif geçirme durumları da var. Bahsettik aslında hiç belirti göstermeyenlerden ama hafif geçirdiğimizde neler yapmamız gerekiyor ya da nasıl anlayabiliriz bunu? Hafif geçirdiğimizde tabii asomptomatik deniliyor. Hı-hı. Hiçbir belirti göstermiyor. Asıl sıkıntı o. Yani keşke belirti gösterse. Hı-hı. Belirti göstermemesi en problem yaratan olay o. Onun için maalesef bir şey yapamıyoruz. Sadece fiziksel mesafeyi korumak. Yani yine aynı olaya geliyoruz. Ya da eve kapanıp 14 gün evden çıkmamak. Eğer kanıtlıysa, testle sonuç verdiyse o zaman gerçekten geçiriyoruz. Hani test yapma şansımız var. Hiçbir belirti göstermedi ama testte pozitif göründü. Tabii ki 14 gün karantina süresini evden çıkmamaya özen göstermemiz gerekiyor. Ama bazen hani belirtiler yok. Hiçbir septom vermedi. İnsanlar test de yapmadı. Hı-hı. Hani öyle bir şansı yok mesela. Hastanelerde veya işte sağlık kuruluşlarında yapılmıyor. Bunlar testler. O zaman ne yapmalıyız? Fiziksel mesafeyi koruyacağız. Hı-hı. O zaman. Her zaman söylüyoruz, altını çiziyoruz. Fiziksel mesafe veya sosyal mesafenin korumanın avantajı bu.
Belki geçiriyoruz, belki ben şu an geçiriyorum ama o sosyal mesafeyi korursam eğer etrafımdaki insanlara en azından zarar vermemiş oluyorum. Evet. Ülker Hanım, yani virüs mü tek yoksa her insana göre farklı etki mi yaratıyor? Virüsün çeşitleri mi var? Yani COVID-19 dediğimiz zaman tek bir virüsten bahsediyoruz ama aslında birkaç çeşidi olduğunu söylüyorlar. Yok, farklı çeşidi değil de yani zaten dediğimiz gibi koronavirüs 7 tipten oluşuyor. Hı-hı. Şu an COVID-19 veya SARS-CoV-2 tek tip. Hı-hı. Ama farklı belirtiler gösteriyor. İşte bazı insanlarda ateş yapıyor, bazı insanlarda işte direkt nefes darlığına. Yani insanlarda farklı semptomlar. O immün sistemimizle alakalı. Hı-hı. İmmün sistemimizle farklı etkiler gösterebiliyor bize. Evet. Ama virüs tek yani. Tek hani diyorsunuz. Virüsün farklı, yani bağışıklık tabii. sistemimize bağlı olarak tabii, bize aynen. etkisi de değişiyor. Tabii. Gerçi kiminde rahatsızlık olmadığı halde büyük semptomlar oluşturuyor ve ölüme kadar götürebiliyor. Yani aynen. buna da özellikle dikkat etmek yaşlılar, lazım. Yaşlılar, immünsüpresif hastalar mutlaka çok dikkat etmeleri evet, gerekiyor. Evet, yani benim kronik rahatsızlığım yok, sıkıntı değil diye rahat etmemek Kesinlikle, gerekir. Kesinlikle, aynen. Belli Hadi, olmaz. Siz kendinize çok güveniyorsunuz. Hı-hı. İmmün sistemim çok güçlü diyorsunuz. Ancak sen taşıyıcı olabilirsin. Evet. Farklı insanlara yayabilirsin. Hani evet. seni hiçbir şekilde etkileyemez. Hı-hı. Belki atlattık virüsü. Geçirdik hiç fark etmeden bile. Ancak insanlara zarar vermememiz gerekiyor. Hı-hı. Hani o yüzden hep söylüyoruz önlemler, önlemler, önlemleri alın diye. Peki hastalığa yakalanan ikinci kez yakalanır mı? Ya da hastalığa yakalandıktan sonra Hı-hı. geçti, düzeldik, iyileştik. Normal hayata adapte olmamız ya da bir başkasına bulaştırma imkanımız olur mu o sürede? Yani aslında şu an koronavirüs çok yeni biliyorsunuz. Hı-hı. Bunu net olarak koronavirüs için söyleyemeyiz ama virüsler için genellikle Hı-hı. söylersek normalde öyle bir aşırı bir mutasyona tekrar uğramıyor virüs. Hı-hı. Yani tekrardan aynı etkiyi tekrar pandemi yapmıyor. Bu Hı-hı. şekilde söyleyeyim ben evet. size. Tekrar aynı virüs tekrar pandemiye neden olmuyor. Yani direkt virüslerden yola çıkarak bunu söyleyebiliriz. Ama şu an koronavirüs çok yeni olduğu için SARS-CoV-2 daha doğrusu çok yeni olduğu için bununla ilgili öyle bir şey işte seneye tekrar pandemi olur diye söyleyemeyiz. Hı-hı. Çünkü onu göreceğiz ama diğer virüslerden yola çıkarsak eğer dediğim gibi öyle bir şey olmuyor. Yani Hı-hı. tekrar pandemiye neden olmuyor. Evet. Yani diğer virüslerde hiç böyle bir şey görmedik. Peki dediğim gibi yani virüsü atlatan kişi Hı-hı. otobüste, metroda gezdiği zaman diğer insanlara o virüsü bulaştırma oluyor mu yoksa karantina artık atlattığı süresi için? Atlattığı için karantina süresi bittiği için 14 günü geçtiği için artık tehlikesi yok. Taşıyıcı falan olmuyor Taşıyıcı diyorsunuz. Olmuyor. Evet. Peki virüsü atlatan kişi ne gibi etkiler oluşturuyor vücudunda virüs, koronavirüs? Yan etkileri mi? Yan etkileri diyorsunuz? Evet. Yan etkiler aslında şöyle virüsün bir fotoğrafımız vardı da bu şekilde. Tabii. Nasıl enfeksiyon yapıyor virüs? Evet. Oradan bakarsak aslında tüm vücudu tutuyor. İşte akciğer. Şurada görüyoruz. Şimdi virüsün ta başta söylemiştik yapısında zarf var demiştik. Evet. Aslında bu zarfın önemi hücre duvarına yani konak hücre duvarı, insan hücre duvarına bir reseptör olarak ACE2 dediğimiz reseptörler. Yani bunlar birbirine bağlanmak için bir sinyal. İkisi virüsle insan konak hücresi bir sinyal üretiyor. Antijen antikor birleşmesi. Bunlar birbirine bağlanmaya evet. çalışıyorlar. Virüs daha sonra hücre içerisine girdikten sonra hücre içerisinde canlı hücre içerisinde insan özellikle de koronavirüsten bahsedersek bunlar akciğerimize yerleşiyor. Hı-hı. Akciğere giriyor. Akciğerimizde ACE2 reseptörlere bağlanıyor. Daha sonra hücrenin içerisine nüfuz ediyor. Hı-hı. Orada replikasyonu gerçekleşiyor. İşte kendi kendini çoğaltıyor virüs. Hı-hı. RNA'sını çoğaltıyor. Yani genetik yapısını çoğaltıyor bu şekilde. Daha sonra şurada görüyorsunuz işte nükleozumuzu, Golgi cisimciklerimizi yani insan vücudunun yapısını, genine işliyor. Daha sonra çoğaldıktan sonra diğer hücrelere geçiyor. Hı hı. Yani virüs bir nevi bildiğimiz akciğerimizde çoğalıyor. Bu süreçte aslında önemli. Akciğerlerimize nasıl etki yapıyor? Su toplanmasına neden oluyor. Veya bazen işte röntgenlerde de veya beta çekildiğinde de bunları görebiliyoruz aslında. Onlar da bir tanı yöntemi. BT hı hı. yöntemi veya işte röntgende de bunları görebiliyoruz. Akciğerimizde bildiğimiz buzlu cam görüntüsü.
deniliyor. Onunla ilgili de herhalde bir görselimiz vardı. Var. Evet, ona da şöyle evet. bakacak olursak. Yani sağlam kişideki akciğeri görüyoruz ve tabii şurada görüyoruz. Buzlu cam dediğimiz sağ taraftaki görüntü. Sol taraftaki görüntü sağlam bir kişinin akciğerini görüyoruz. Tabii virüse yakalandıktan sonra virüs artık bir kitle haline geliyor. Akciğerimizde bildiğimiz bir yapı. Düşünebilirsiniz. Akciğere benzeyen bir yapı oluşturuyor. Bunlar da hücre içerisinde nüfuz ettikten sonra, çoğaldıktan sonra altta da görüyoruz. Bunlar röntgende de hani buzlu cam dediğimiz bu şekilde görüntülere neden oluyor. Bunlar virüs akciğere yerleştikten sonra özellikle kronik hastalığı olan kişilerde diyoruz. İşte böbrek enfeksiyonlarına neden oluyor. Diyabet hastalarında, tansiyon hastaları veya kanser hastalarında ileri düzeyde ölümle de sonuçlanabiliyor. Yani tüm vücudu aslında sarıyor. Akciğerden başlıyor. Akciğeri istila ediyor ve akciğerde dediğimiz gibi bir kitle oluşturuyor ve su toplanmasına neden oluyor. Daha sonra kana karışıyor, böbreğe etki ediyor, kalbe etki ediyor. Hatta gastrointestin yani bağırsak sistemimize, işte beyni etki ediyor ve bu şekilde de ölümle de sonuçlanabiliyor. Hatta işte şu an yoğun bakımda bir sürü bu şekilde hastalar var. Evet. Özellikle kronik hastalar işte veya immün süpresif hastalar bu şekilde. İyileşen kişilerde kalıcı bir rahatsızlık oluşturuyor mu? Kalıcı rahatsızlık tabii ki yan etkisi zatürelerde oluyor. Zatürrelerde mesela zatürreden sonra oluyorsun. Oluyor yani bunlarda da oluyor. İşte akciğerde nefes darlığı hep devam ediyor. İşte ne bileyim tansiyon hastalarda veya diyabet hastalarında mutlaka yan etkileri oluyor. Bir etki bırakıyor. Yani sürekli böyle bir insanlarda sürekli öksürük hala devam eden öksürükler devam ediyor. Ondan sonra işte boğazda mesela geçiren enfeksiyonu geçiren kişilerde işte boğazda hala bir kaşıntı hissediyorum diyenler oluyor. Yani yan etkisi vardır muhakkak. Beyne de şu an etkisinin olduğu saptandı zaten. Bağırsak sistemimiz, böbrek her yere etki yapıyor. Tabii hafif geçirenler o kadar etkilenmiyor. Hafif geçirenler yok o kadar etkilenmiyor. Özellikle geçirip. İşte bu immün süpresif hastalar, immün sistemi zayıf olan hastalarda bu şekilde yan etki yapıyor. Evet. Şimdi ilk zamanlar işte yazın sıcakta bu virüsün biteceği söylendi. Sıcakta virüs yaşamaz denildi ama yazın en sıcak aylarındayız. Evet. Ve halen virüs vakalarına da rastlıyoruz. Ölüm vakaları da görülüyor. Şimdi virüs hangi ortamı sever, hangi ortamı sevmez? Biraz da bu konulardan bahsedelim. Ya aslında evet bu işte sıcak ortamda virüs azalacak gibi hep söyleniyor. Aslında yanlış. Çünkü ilk başta hani hatırlarsanız demiştik ya zarflı bir virüs. Zarf dediğimiz virüs kendini korumaya alıyor. Bildiğiniz bariyer oluşturuyor. O yüzden sıcaklık çok etkilemiyor. Ayrıca ikinci nedenimiz ve en önemlisi virüsler canlı ortamı seviyor. O yüzden insan hücresinin içinde yaşıyor. Yani dışarıda işte atıyorum 3 gün yaşıyor, 4 gün yaşıyor daha sonra ölüyor. Tamam hadi güneş etkili oluyor onlar için ama ya vücudumuz hücre içerisinde biz hep diyoruz ya insandan insana bulaşıyor. Esas bulaş bizim için insandan insana olan bulaştır. Evet. Sosyal mesafeyi bu yüzden korumamız gerekiyor. Hadi havalar çok sıcak oldu ama biz dip dibe olursak eğer işte enfeksiyonu geçiren bir hasta veya enfektif bir hastadan diğer insanlara bulaşabilir. Güneşle veya sıcaklıkla bunun alakası yok. Evet. Virüs zaten dirençli, zaten kompleksli, zarflı bir virüs ve insanlarda direkt yan yana olursa ona hiçbir şekilde etkisi olmuyor. Peki sizce ne zaman biter bu virüs? Ya da biter mi? aslında bu virüsle adapte olursak iyi olur. Virüsle yaşamaya alışırsa insanlar işte hep söylüyorlar eski normale dönelim, eski normale. Tamam da bugünkü durumumuz bizim eski normalden kaynaklanan bir şey açıkçası. Yani mesela Çin'de hatırlarsınız belki önceden de yıllar öncesinde sürekli maskeyle gezen insanlar vardı. Çünkü onlar alışık sürekli bu şekilde virüslere yakalanıyor. Bizim ülkelerde mesela böyle bir durum olmadı hiç. Evet. İnsanlar tabii şu an sıkılmaya başladı. Mesela onlar alışık sürekli onların normali bu. Sürekli maskeyle geziyorlar. Eldivenle gezen insanlar oluyor. Aslında biz de buna alışırsak iyi olur. Hani işte virüs ne zaman biter, seneye biter kesinlikle bunu söylemek mümkün değil. Ve yani aşı da çıksa? Aşı da çıksa azalır ama bitmez. Grip gibi düşünebilirsiniz. Evet. İnflamanza gibi düşünebilirsiniz. Pnömoni. Pnömoni şu an aşısı var ama hala insanlar pnömoniye yakalanabiliyor. Hani çok fazla olmazsa da ama bu korona için seneye bunu söylemek çok erken daha. Seneye pnömoni konumuna geçer gibi daha erken. Çünkü korona çok daha yeni. Evet. Şimdi şöyle
Eldiven kullananları görüyorum ama ne kadar doğru, size de sormak istiyorum. Tamam, maskeydi, gözlüktü, evet, sosyal mesafe kurallarıydı, dezenfektanlardı, evet, onlara dikkat edeceğiz ama eldiven kullanmak ne kadar doğru? Yani bana sorarsanız ben hiç kullanmıyorum. Evet. Ve hiç de doğru bulmuyorum. Neden derseniz, çünkü eldiven kullanan insanlar aşırı bir rehavete kapılıyor. Gün sabah çıkıyor evden, eldivenini takıyor. Öğlen gelene kadar o eldiven elinde. Tamam, belki kendine de aslında zarar veriyorsun. Kendini hadi diyelim korudun ama başka insanlara zarar veriyorsun. Sen, evet, oraya dokunuyorsun, buraya dokunuyorsun. Buradan alıyorsun enfeksiyonu veya işte virüsü, diğer tarafa bulaştırıyorsun. Bunlar hepsi eldivenden kaynaklanıyor. Yani eldiveni kullanmazsan, atıyorum, masaya dokundun, gidip elini yıkarsın. Sabunla yıkaman yeterli. Dolmuşa bindin, işte metroya bindin, çıktın. Orada direkt elini yıkarsın eve gittiğinde veya işte işe gittiğinde elini yıkarsın. Ama eldiveni kullananlar oraya dokunuyor, buraya dokunuyor. Sonra çantasına dokunuyor. Çantasına dokunuyor. Daha sonra dokunuyor. Gözüne dokunuyor. İşte, evet, ağzına dokunuyor. Eldiven var elimde. Tamam da eldiven var ama sen o eldivenle her yere dokundun. Tabii. Hadi sen kendini tamam koruyorsun diye düşünüyorsun ama başka insanlara da zarar veriyorsun. Doğru. Çünkü oradan diğer tarafa her yere bulaştırıyorsun. Peki, fark etmeden. Şimdi sürekli dezenfektan kullananlar için, kolonya kullananlar için, dakika başı o kullananlar vardır böyle virüsleri, evet, bakterileri arındırsın diye ama aslında pH dengemizi de sanırım bozduğu söyleniyor. Doğrudur. Bu, evet, da daha çok mikroplara açık olduğumuzu gösterir, öyle mi? Tabii, evet. Şu an insanlarda birçok insan işte ekzima veya işte alerji yaptı bende, alkol falan deniliyor. Aslında biz hep bunu söylüyoruz. Sürekli elinizi alkolle yıkamaya hiç gerek yok. Veya, evet, işte dezenfektan kullanmaya gerek yok. Elinizi normal su ve sabunla yıkamamız yeterli. Çok fazla bile yani yeterli. Çünkü, evet, hani virüsün yapısında lipitler var demiştik ya. O lipitler en zayıf halka. Biz o en zayıf halkadan virüsü vurmaya çalışıyoruz. Bunu da deterjan, sabun, elleri yıkamak için, yüzeyleri temizlemek için çamaşır suyu veya işte alkol kullanabiliriz. Her zaman alkolü veya işte jelleri, bildiğimiz şu an eczanelerde bulunan bir sürü jeller var. Onları kullanmaya gerek yok. Bir yere dokunduk, elimizi suyla sabunla yıkamamız en etkili yöntem. Tabii hemen yapamıyorsak bunu, arada onlara da başvurmamız tabii gerekiyor. Tabii de mesela iş yerindesin veya otobüstesin, bir yere dokundun, hadi alkolle yaparsın. İşte ıslak mendille yaparsın. Tabii alkolde %80-%90 olması gerekiyor. Tabii. Onlara dikkat etmemiz gerekiyor. Ama sürekli evde yapmanıza gerek yok. Evet. Sürekli zaten evdesin. Su ve sabun elin temiz, su, sabun. Aynı iş yerindeysen bile, iş yerinde de su, sabun yeterli. Kesinlikle. Ama sadece otobüstesin, işte bir dışarı çıktın, bir yerlere dokundun, o zaman alkolü kullanabilirsin. Evet. Ha, onun dışında zaten de şöyle bir şey var. Su, sabun iki kat daha etkili. Hani nedeni dediğimiz gibi bu hücre duvarında, virüsün hücre duvarında bulunan lipidi eritiyoruz. Yani en zayıf halkasına virüsü vuruyoruz. Şimdi diğer bir konuya geçecek olursak, Irak genelindeki vaka artışları konusunda neler söylemek istersiniz? Yavaş yavaş da programın sonuna geliyoruz. Evet. Aslında ilk başlarda normal seyirde ilerlerken, evet, sokağa çıkma yasakları falan çok güzel önlemler alındı. Ancak sonra yasak kaldırıldı, evet, ve artışlar başladı. Şimdi o rakamlardan da biraz şöyle bahsedeyim. Irak'ta toplam vaka 62.275, ölüm 2.567, iyileşen, evet, 34.741. Kerkük'te ise son 24 saatte 88 kişi vaka COVID-19'a, evet, yakalanmış. 2 kişi de hayatını kaybetmiş. Toplam vaka 1661, ölüm 87, iyileşen de 666 olmuş. Evet. Siz neler söylemek istersiniz bu artışlar konusunda? Evet, doğru. Şu an benim de bugün en son buraya gelmeden önce Irak'ta 62.000'i aştı aslında, evet, vaka sayısı. Bayağı artan ve ölüm de 2000 veya hatta 3000 civarında ölüm sayısı var. En son Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre. Aslında dediğiniz gibi ilk başta bayağı kontrol ettik. İnsanlarımız sokağa çıkma yasağına, her şeye uydu. Ancak bir rehavete kapıldığımızda tekrar her şey geriye döndü. İşte hani dediğimiz insanlar normal, eski normale dönmek istiyor. Aslında işte o hatamız o. Ya Irak'ta da şu an yayılmasının da nedeni bu.
O yüzden insanlarımız kesinlikle ve kesinlikle sosyal mesafe, yani daha doğrusu sosyal mesafe demeyelim de fiziksel mesafe. Hani hı-hı, sosyal mesafe her zaman sosyalleşebiliriz aslında. Evet. Fiziksel mesafeyi koruyalım. 1 metre, 1,5 metreye o arayı mutlaka korumamız gerekiyor. İnsanlarımız da aslında Irak'ta bunu anlaşılıyor aslında. Evet, Dünya Irak Sağlık çok sıcak şimdi. Evet. İster aynı istemez böyle insanlar, evet, kendimizi serin yerlere atmak isteyeceğiz. Evet. Özellikle hafta sonları olsun. Doğru. Piknik alanlara. Kesinlikle. İşte, ama aslında ondan sonra sanırım bu kadar artış oldu. Hı-hı. Hani tüm Dünya Sağlık Örgütü verilerine bakarsak orada da bayağı bir artış var. Hani dediğimiz gibi Ekim, Kasım'a kadar bir pik yapacağı düşünülüyor. Ama Irak'ta da kontroller yapıldığı halde bayağı, hı-hı, son dönemde özellikle bayağı bir artış oldu. Bunun da nedeni işte sokağa çıkma yasağı artık kalktıktan sonra falan bunlar geri döndü. O yüzden kesinlikle o fiziksel mesafeyi korumamız gerekiyor. Başka önlem alamayız. Peki kısaca plazma bağışı konusunda ne düşünüyorsunuz? Irak'ta da yeni olarak, evet, başladı plazma bağışı. Etkili midir herkes için? Çok etkili. Hı-hı. Mutlaka kesinlikle enfeksiyon geçiren kişilerde kesinlikle bağışta bulunsun diye öneri de bulunuyoruz. Kesinlikle, evet, yapsınlar bunu. Plazma bağışıklığı aslında önceden de yapılıyordu. Hani biliyorsunuz, evet, işte aşı bulanana kadar. Aynen, işte aşının olmadığı zaman veya etkin bir tedavinin olmadığı zaman plazma yöntemine başvuruluyordu. Plazma yöntemini de kısaca bir bahsedersem, hastalığı, enfeksiyonu geçiren bir kişi iyileştikten sonra, altını çiziyorum, yani koronavirüsü geçiriyorum ben. Tüm belirtiler göründü, PCR sonuçlarım pozitif olarak bulundu. Ondan sonra iyileştim. 14 gün sonra, 2-14 gün sonra, hatta 2 hafta, 3 hafta sonra iyileştim. Daha sonra bağışıkta bulunabilirim. Hani kan vermemi iyileştikten sonra vermem gerekiyor. Hatta ve hatta kan vermeden önce, bağışta bulunmadan önce tekrar bir PCR testi yapılsın. Siz bu arada bir şey bahsetmiştiniz. Her kan grubu, evet, diğer kan gruplarına veremiyor. Kendi, tabii, kan grubuyla eşdeğer, aynı, tabii, olması, tabii, gerekiyor. Kesinlikle. Değil mi? Yani plazma bağışıklığında aslında en önemli nokta bu. Hı-hı. Normalde kan transfüzyonu gerçekleşiyor ya insanlara, işte bir hastaya kan, hı-hı, veriliyor. Oradaki kurallara birebir uymamız gerekiyor. Evet. Çünkü eğer atıyorum işte ben A grubuyum, siz B grubusunuz, benden size kan verilmiyor normal şartlarda, evet, değil mi? Şimdi plazmada da aynı şekilde, eğer yanlış A grubu bir hastadan B grubu birine verilirse, hı-hı, oradaki verilen kişi de sizde eritrositlerin, evet, parçalanmasına neden, yani, oluyor. Yani aynı kan grubunun olması, tabii, gerekiyor. A, aynen, grubuysa A grubu, B grubuysa B, tabii, grubu. O kurallara mutlaka, evet, dikkat etmemiz gerekiyor. Çok teşekkür, gerekiyor, ederiz. Süremiz teşekkür oldu. Ederim. Haberlere, öyle de mi, bağlanacağız çünkü. Aslında konumuz uzun. Evet. Gündemi sürekli meşgul eden bir konu ama inşallah, evet, bir dahaki sefere daha geniş konuşmuş imkanımız olur. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ederim sizlere. Çok sağ olun. Evet. Ankara Yüksek İhtisas Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Ülker Hicran Çuhacı hanımefendiyle birlikte koronavirüsten bahsettik. Bir başka programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.